Herkese merhaba. Bugünkü Petto Soprano Keteri video konumuz kedilerde tüy dökülmesinin nedenleri. Kedilerde tüy dökülmesi birçok kedi sahibi için ciddi sorundur. Çünkü ortada çok fazla tüy görmek istemez insanlar ya da işte koltukların üzerine kumaş koltuklarınız varsa tüyler yapışacaktır, bu da rahatsız edecektir. Şimdi nedenleri iki tip. Bir tanesi doğal nedenler, diğeri de rahatsızlıklardan olan nedenler. Doğal nedenlerde kedilerin tüyleri sürekli yenilendiği için zamanla eski tüyler düşer, yerine yeni tüyler gelir. Bu doğal dökülmedir. Ayrıca mevsim geçişlerinde ise kediler tamamen tüy değiştirdikleri için, örnek olarak kışlık tüylerinden yazlık tüylerine geçerken dökülme miktarı çok daha fazla olacaktır. Bunun önlemini almak basittir. Kedi tüy tarağı alırsınız. Kedinizi her gün fırçalarsınız. Dökülmeden tüylerin birçoğunu tarakta almış olursunuz. Onda canlı tüyler kalır. Ölü tüylerse tarakta kalmış olur. Bu şekilde bir önlem sağlayabilirsiniz. İkinci nedeni ise bunlar hastalıklardan kaynaklanan, yani kedinin bir rahatsızlığından kaynaklanan tüy dökülmeleridir. Bunlar normal tüy dökülmelerinden farklıdır. Şimdi bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi alerjidir. Kedilerin birçok şeye alerjisi olabiliyor. Örnek olarak kimi kedi tavuğa karşı alerjisi olur. Siz tavuklu bir mama kullanıyorsunuzdur. Bu tüy dökülmesine neden olur. Ya da kullandığınız bir deterjana olabilir, polene olabilir. Ya da başka kullandığınız bir sabun olabilir. Ya da evde bulunan bir çiçeği olabilir. Bu alerjiler tüy dökülmesine neden olacaklardır ama bu tip sorunlardan etkilenen kedi sayısı oldukça azdır ama yok da değildir. İkinci neden parazitlerdir. Bunlar piri olabilir, kene olabilir, bit olabilir. Eğer kedinizin üzerine bulaşmışsa bunlar kedide alerji yapabilir, alerjik reaksiyonlar. Ve kediniz aşırı derecede tüy dökmeye başlayabilir. Bunda özellikle piri oldukça çok önemlidir. Kedinize mutlaka özellikle yaz dönemleri veterinerinize danışarak bu özellikle pire önleyici solüsyonlar ya da iğneler kullanın ki kediniz bu konudan muzdarip olmasın. Pire alerjisi olan kedilerde özellikle sırt ve boyun bölgelerinde ciddi anlamda tüy dökülmesi meydana gelir. Üçüncüsü kedilerin tüy dökme nedenleri stresten kaynaklanır. Eğer evinizde sık sık herhangi bir eşyanın yeri değişiyorsa ya da evinize yabancı bir misafir gelmişse ve o yüzden sizde belli süre kalıyorsa ya da kedinin alışık olmadığı bir şeyle karşılaşıyorsa stres mutlaka kedinizde tüy dökmesine neden olacaktır. Ama bu geçici bir durumdur. Kedi yeni nesle ya da canlıya alıştığı zaman bu sorun ortadan kalkacaktır. Dördüncü nedeni ise bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu genellikle kediniz kendini herhangi bir nedenle yaraladığı zaman oluşur. İşte derisinde bir yara meydana gelir. Bu yaradan bakteriler hücum ederler ve deride enfeksiyona neden olacaklardır. Bunun tedavisi de sizin yapabileceğiniz bir tedavi değil. Bunu veterinerinize getirmeniz gerekir. Beşinci maddeden bahsedelim size. Kedilerde tüy dökülmesi neden olarak. Bunlar kalitesiz beslenmeden kaynaklanan sorunlar. Kullandığınız mamanın kalitesi ya da evde kendiniz hazırlıyorsanız işte kullandığınız taze içeriğin kalitesi, içine kattığınız malzemeler. Eğer kedinizi yetersiz besliyorsa kedinizin bir defa tüyleri daha mat olur ve çok daha fazla tüy dökecektir. Bu yüzden mutlaka kaliteli mama ya da beslenme şeklini uygulamanız sizin için önemlidir. Size tavsiyem beslenmede mutlaka takviye olarak doğal gıdalar da kedinize belli zamanlarda verin. İşte bu tavuk ciğeri olabilir. Bunun içine patates koyabilirsiniz. Havuç koyabilirsiniz. Bunları haşlarsınız. Blender'dan ya da rondodan geçirerek bunları bir macun kıvamına getirip belli haftada en azından birkaç gün verebilirsiniz. Bunlar da kedinizi destekleyecektir mamaların yanında ama
En önemlisi doğru mama kullanmanız. Doğru mamayı da internetteki Facebook gibi ya da forumlar gibi bölümlere bakarsanız, kullanan insanların tercihlerini incelerseniz ya da mamaların e-ticaret sitelerindeki yorumlarına bakarsanız doğru mamayı bulabilirsiniz. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman gelinizde emin olun tüyler çok daha az dökülecek ve olması gerektiği kadar dökülecektir. Olması gerektiği kadar da dökülen tüyleri de zaten taramayla halledebilirsiniz. Kısaca günde bir 5-6 dakikanızı ayırarak kirinizi fırçalarsanız evinizde çok az tüy göreceksiniz. Buna emin olun. Videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu konuda sizin de yaşadığınız tecrübeler ve bilgileriniz varsa bize yorumlar bölümünden paylaşın. Diğer kullanıcılarımız ve biz de bundan bilgilenmiş oluruz. Kanalımıza abone olursanız da çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.